Merhaba arkadaşlar, Hadi Örseni YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün saç örgülü bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. 1,5 yumakta ip kullandım. İpim Alize Baby Best. 240 metre uzunluğunda anti-peeling özelliğe sahip bir ip arkadaşlar. Bu renkte örmek isterseniz renk kodu 281. Yeleğimin ölçüleri şöyle. Beden genişliği 28 santim. Omuz kısmından beden boyu ise 34-35 santim. 1-1,5, hatta bebeğin kilosuna göre 2 yaşa kadar da kullanılabilir. Yeleğimde 4 adet düğme kullandım. Yeleğimizin arkasını da göstereyim. Arkası da böyle arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, çok kullanışlı bir bebek yeleği oldu. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerseniz sevinirim. Yeni örgü videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi yeleğimizin yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Yeleğimizi örmeye arka parçasından başlıyoruz. Arka parçamız için 3,5 numaralı şişe 67 ilmek attım. 4 haroşa sırası ördüm. 1, 2, 3, 4. Kenarlarımızın bu şekilde tırtıklı olması için de sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak örüyoruz. Şu şekilde sıra sonunda örmeden son ilmeğimi şişime taktım. Diğer yüze geçiyorum. Sıra başında ilmeğimi ters olarak öreceğim. Kenarlarımızın tırtıklı olması için bu şekilde örüyoruz. 4 haroşadan sonra model kurulumuna geçiyorum. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. 12 ilmek ters öreceğim. Şimdi sayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 12 ilmek ters ördükten sonra, yani haroşa olarak devam edecek. Haroşa örgümü her iki yönde de tersten öreceğim. Kenarlarımız bu şekilde 12 ilmekle kol altına kadar haroşa olarak devam edecek. Şimdi 12 haroşa ilmeğimizden sonra bir ilmek ters örüyorum. Bu ters ilmeğimi ön yüzde ters, arka yüzde düz öreceğiz. Saç örgüsü modelimizin her iki kenarında da birer ilmek tersimiz olacak. Bu ters ilmekleri arka yüzde düz öreceğiz. Şimdi ön yüzdeyiz. Saç örgüsü modelimiz için 6 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek düz ördüm. 1 ilmek ters örüyorum. Saç örgü modelimizin her iki kenarında bir ilmek ters ilmeğimiz var. Bu ters ilmekleri arka yüzde düz olarak öreceğiz. Şimdi ters ilmeği ördükten sonra 6 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters örüyorum. 6 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 ilmek ters. 6 ilmek düz. 1 ilmek ters. Şimdi tekrar 6 ilmek düz. 1 ilmek ters. Sıra başında
12 haroşadan sonra saç örgüsü modelimizi kuracağız. Burada da 12 haroşadan önce saç örgüsü modelimiz olacak arkadaşlar. Sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 ilmek kenarda haroşamız olacak. Saç örgüsü modelimizden sonra 1 ilmek ters ilmeğimiz olacak. 6 ilmek saç örgümüz için düz öreceğiz. Şimdi 1 ilmek ters ördükten sonra saç örgüsü modelimiz için 6 ilmek düz örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Saç örgüsü modelimizden sonra 1 ilmek ters örüyorum. 12 ilmek haroşa öreceğiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 ilmek haroşa örüyoruz. Model kurulumumuz bu şekilde. 67 ilmek üzerine bu şekilde modelimizi kuruyoruz. Sıra sonunda şu şekilde ilmeği örmeden şişime takıp arka yüzde sıra başında ters olarak öreceğim. 12 ilmek haroşa öreceğiz. Haroşamı her iki yönde tersten örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmek haroşadan sonra 1 ilmek düz örüyorum. Ön yüzde bu ilmeğimi ters olarak örmüştüm. Şimdi saç örgüsü modelimde olan 6 ilmeği ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Saç örgüsü modelimden sonra 1 ilmek düz örüyorum. Şimdi 6 ilmek ters, 1 ilmek düz olarak devam edeceğiz. 6 ilmek ters ördüm. 1 ilmek düz. 6 ilmek ters. 1 ilmek düz. 6 ilmek ters, 1 ilmek düz. 6 ilmek ters, 1 ilmek düz. Şimdi saç örgüsü modelimde olan ilmekleri ters olarak öreceğim. 1 ilmek düz ördüm. 6 ilmek ters örüyorum. Saç örgüsü modelimde olan ilmekleri arka yüzde ters örüyorum. Yanındaki ilmeği düz örüyorum. Sıra sonunda 12 haroşa ilmeğim kaldı. Haroşa ilmeklerimi de örüp sıramı tamamlıyorum. Sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Yine kenarda 12 ilmek haroşa örüyorum. 12 haroşadan sonra 1 ilmek ters. Saç örgüsü modelimizdeki 6 ilmeği düz olarak örüyoruz. 6 ilmek düz. Şimdi 1 ilmek ters örüp 6 ilmek düz örüyorum. 1 ters, 6 ilmek düz. 1 ters.
6 ilmek düz. Yine bir ters. 6 ilmek düz örüyoruz. 1 ilmek ters örüp saç örgüsü modelimde olan düz ilmekleri düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüp kalan 12 ilmeğimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde yine aynı şekilde kenar haroşalarımızı örüyoruz. Bir ilmek ters, saç örgüsü modelimizde olan ilmekleri ters. Yine yanında bir ilmek düz örüp daha sonra 6 ters, bir düz, 6 ters, bir düz, 6 ters, bir düz olarak saç örgüsü modelimizde olan ilmeklere kadar aynı şekilde örüyoruz. Yine bir ilmek düz, 6 ilmek ters, bir ilmek düz, 12 ilmek haroşa olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. Şimdi bu sırada kenarlarda olan saç örgüsü modelimizin burgularını yapacağız. Kenarda olan 12 ilmek haroşamızı örelim. İki haroşadan sonra bir ilmek ters örüyorum. Lastik kısmından sonra yani 4 haroşadan sonra 1 2 3. 3. haroşada saç örgüsü modelimizin burgularını yapıyoruz. İlk 3 ilmeği şu şekilde şişimden çıkarıp diğer 3 ilmeği sağ şişime taktım. Çıkarmış olduğum 3 ilmeği ise sol şişime taktım. Sağ şişimde olan burgu ilmeklerimi sol şişime geçirdim. Burguları bu şekilde yapıyoruz. İsterseniz burgu aparatı da kullanabilirsiniz. Şimdi modelimde olan ilmekleri düz olarak örüyorum. 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek modelden sonra ters ördüm. Şimdi 6 ilmek düz, bir ilmek ters olarak buradaki saç örgüsü modelimize kadar örelim. 6 ilmek düz, bir ilmek ters. Arada olan ilmeklerimi düz, yine 6 ilmek düz, bir ilmek ters olarak saç örgüsü modelime kadar geldim. Yine aynı şekilde burgularımızı yapıyoruz. 3 ilmeği çıkardım. Sağ şişime diğer 3 ilmeği takıp çıkarmış olduğum 3 ilmeği sol şişime taktım. Şu şekilde sağ şişime takmış olduğum ilmekleri sol şişime geçirip düz olarak örüyorum ilmekleri. Yine 6 ilmek düz örüyorum. 2 3 4 5 6 İlk 3 ilmeği önden sol tarafa doğru çeviriyoruz. Sonraki 3 ilmeği ise alttan sağ tarafa çeviriyoruz. 1 ilmek ters örüp 6 ilmek haroşa örüp sıramı tamamlıyorum. 12 ilmek haroşa örüyorum arkadaşlar. Kalan 12 ilmeğimi haroşa olarak örüp sıramı tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum.
arka yüzde kenardaki 12 ilmeğimizi haroşa olarak örüp daha sonra saç örgüsü modelimizin kenarlarında olan ilmekleri düz, saç örgüsü modelimizde olan 6 ilmeği ters öreceğim. 6 ilmek ters, 1 ilmek düz, 6 ilmek ters, 1 ilmek düz, 6 ilmek ters, 1 ilmek düz, yine 6 ilmek ters, 1 ilmek düz, 6 ilmek ters, 1 ilmek düz ve 12 ilmek haroşa örüp sıramızı tamamlayalım. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Kenardaki 12 ilmek haroşamı haroşa olarak ördüm. 1 ilmek ters örüyorum. 6 ilmek düz. Saç örgüsü modelimizde olan 6 ilmeğimizi düz olarak ördüm. Şimdi 1 ilmek ters, 6 ilmek düz. Bir ilmek ters, 6 ilmek düz örüyorum. Altı ilmek düz, bir ilmek ters olarak örelim. Burgu ilmeklerimizi de düz olarak örüp bir ilmek ters örüp sıra sonunda kalan 12 ilmeği haroşa olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Ön yüzü tamamladım. Arka yüze geçtim. Arka yüzde kenarlardaki 12 ilmek haroşamızı yine aynı şekilde örüp 1 ilmek düz, 6 ilmek ters, 1 ilmek düz, 6 ilmek ters olarak örelim. Sıra sonunda kalan 6 ilmek haroşamızı da örüp sıramızı tamamlayalım. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Kenarda olan 12 ilmek haroşamı ördükten sonra burgu modelimizin yanındaki ters ilmeği ters olarak örüyorum. 6 ilmek düz örüyorum. Şimdi 1 ilmek ters örüyorum. Lastik kısmından sonra yani 4 haroşa sıramızdan sonra 2, 4, 5. 5. haroşa sırasındayız. Bu sırada arada olan düz ilmeklerimizin üzerine 2 sıra haroşa öreceğiz. O yüzden düz ilmeklerimin üstünü şimdi haroşa olarak örüyorum. Aradaki ilmeği ters, düz ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Her 8 sırada bir, 2 sıra haroşa örüyoruz. 8 sıra düz örüp 2 sıra haroşa örüyoruz. Yani kenardan sayarsak da 4 haroşa sırasında bir, bu şekilde 2 sıra haroşa örüyoruz. Arada olan ilmeğimizi yine arka yüzde düz olarak öreceğiz. Ters ilmeklerimizi de yine ters olarak öreceğiz. Saç örgüsü modelime kadar ilmeklerimi ters olarak ördüm. Şimdi saç örgüsü modelimde olan ilmekleri düz örüyorum. Bir ilmek ters örüp kenardaki 12 ilmeğimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüze geçtim. Arka yüzde kenarda olan haroşalarımızı haroşa olarak 12 ilmek haroşa, 1 ilmek düz, 6 ilmek ters, 1 ilmek düz, yine 6 ilmek ters öreceğiz. Haroşamı her iki yönde de tersten ördüğüm için 1 ilmek düz, 6 ilmek ters, 1 ilmek düz, 6 ilmek ters örerek sıramızı tamamlayalım. Sıra sonundaki 12 haroşamızı da haroşa olarak örüp sıramızı tamamlayıp ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. Düz ilmeklerimizin üstünü bu şekilde bir sıra haroşa ördük. Şimdi bir sıra daha haroşa öreceğiz. Kenarda olan 12 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum.
12 ilmek haraşodan sonra bir ilmek ters örüp 6 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Şimdi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. 6 ilmek haroşa, 1 ilmek ters. 6 ilmek haroşa. 1 ilmek ters. 6 ilmek haroşa, 1 ilmek ters. 6 ilmek haroşa örüp 1 ilmek ters örüyorum. Saç örgüsü modelimde olan ilmekleri düz olarak örüyorum. 6 ilmek düz örüp 1 ilmek ters örüyorum. 12 ilmeği haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Sondaki ilmeği örmeden şişimi takıp sıra başında ters olarak öreceğim. Şimdi arka yüze geçtim. Arka yüzde kenarlarda olan 12 ilmek haroşamızı haroşa olarak örelim. 1 ilmek düz, 6 ters. 1 ilmek düz, 6 ilmek 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 ters. Yine 1 ilmek düz, 6 ilmek ters örerek arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Şimdi bu sırada tekrar saç örgüsü modelimizde olan ilmeklerimizin yerlerini değiştireceğiz. İlk burgumuzu lastik kısmından sonra 2 haroşa sırası örüp 3. haroşa sırasında yapmıştık. Şimdi 1, 2, 3. 3 haroşa sırası ördük. Yani 6 sırada bir burgu modelimizi yapıyoruz arkadaşlar. Kenarda olan 12 haroşa ilmeğimi ördüm. 1 ilmek ters ördüm. Şimdi ilmeklerimizin yerlerini değiştireceğiz. Sondaki 3 ilmeği sağ şişime takıp ilk 3 ilmeği ise sol şişime takıp sağ şişimde olan ilmekleri sol şişime geçiriyorum. İlk 3 ilmeği üstten, sondaki 3 ilmeği ise alttan bu şekilde ilmekleri çeviriyoruz. Burgu modelimizde olan ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. 6 sırada bir burgu işlemini tekrarlıyoruz. Burgu modelimizden sonra bir ilmek ters ördüm. Şimdi 6 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters, 6 ilmek düz. Burgu modelimize kadar bu şekilde örmeye devam edelim. 6 düz, 1 ters olarak burgu modelimize kadar örelim. Burgu modelimize kadar geldim. Şimdi bir ilmek ters örüp yine aynı şekilde ilmeklerimizin yerlerini değiştirelim. Sonda olan 3 ilmeği sağ şişimize takıp ilk 3 ilmeği ise sol şişime takıyorum. Sağ şişimde olan ilmekleri de tekrar sol şişime geçiriyorum. İlmekleri düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüp sıra sonunda olan haroşa ilmeklerimizi haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Modelimiz de kendisini gösterdi arkadaşlar. Burgularımızı
6 sırada 1. Kenar haroşalardan sayarsak da 3 haroşa sırası ördükten sonra burgu modelimizi yapıyoruz. Arada olan düz ilmeklerimizi de 8 sıra kenarlardan sayarsak da 4 haroşa sırası ördükten sonra 2 haroşa sırası örüyoruz. Bu şekilde modelimizi tekrarlayarak arka parçamızı kol altına kadar örelim. Daha sonra kolumuz için kesimlerimizi yapalım arkadaşlar. Şimdi o kısma kadar örüp gelelim. Arka parçamızı kol altına kadar ördüm. İlk haroşa sırasından sayarsak 40 haroşa sırası oldu. 40. haroşa sırasını ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüze geçip kolumuzu keseceğim. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek kesmiş oldum. Şimdi 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu kenarda 6 ilmek kestim. Bu kenarda da 6 ilmek keseceğiz. 6 ilmek kestikten sonra yine ilmeklerimizi örmüş olduğumuz gibi örüp sıramızı tamamlayalım. Diğer kolumuzu kesmeye geçelim. Sıramı tamamladım. Şimdi ön yüze geçiyorum. Bu kenarda da kolumuz için 6 ilmek keseceğiz. Bu kenarda bu defa 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kesimlerimizi farklı yapıyoruz arkadaşlar. İlmeklerimizin yönlerinin düzgün olması için. Yine burada 6 ilmeği keseceğiz. Altı ilmeği kestikten sonra ilmeklerimi aynı şekilde örüyorum. Modelimizi yine yakasına kadar aynı şekilde öreceğiz arkadaşlar. Şimdi kesimlerimizi yaptıktan sonra yaka kısmına kadar örüp gelelim. Arka parçamızı yakasına kadar ördüm. Kol kesimlerimizi yaptıktan sonra herhangi bir kesme ya da artırma işlemi yapmadan yakasına kadar ördüm. Kesim yaptıktan sonra 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 sıra ördüm. 23. sırayı ön yüzde ördüm. Şimdi arka yüzde yakamızı keseceğiz. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. İkinci ilmeği düz olarak örüyorum. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kesimlerimizi bu şekilde hem örüp hem kesiyoruz. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyoruz. İlmeklerimizin tamamını kesip arka parçamızı tamamlayalım. Yakada olan ilmeklerimin tamamını kesip arka parçamı tamamladım. Biraz da dikmek için ip bırakalım arkadaşlar. Şimdi sağ ön parçamızı örmeye geçelim. Şimdi sağ parçamızı örmeye geçiyoruz. Bana göre sağ parça arkadaşlar.
Bu kenar dikilecek kısım, kol kesimini bu kenarda yapacağız. Bu kenar ise pat kısmımızın olduğu kenar olacak. İliklerimizi bu kenarda açacağız. Sağ parçamız için yine 3,5 numaralı şişe 40 ilmek atarak başladım. 4 haroşa sırası ördüm. Kenarlarımızın yine tırtıklı olması için de sıra sonundaki ilmeği örmeden alıp sıra başında ters olarak örüyoruz. 4 haroşadan sonra arka parçada olduğu gibi modelimizi kuracağız. Yine her iki kenarda saç örgüsü modelimiz olacak. Ortada ise düz örgülerimiz olacak. Bu kenarda 12 ilmek haroşamız, bu kenarda da 6 ilmek haroşamız olacak arkadaşlar. Pat kısmımız 6 ilmek haroşadan oluşuyor. Şimdi 12 ilmek haroşa örüyorum. Haroşamı her iki yönde tersten örüyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 12 ilmek haroşadan sonra 1 ilmek ters örüyorum. Bu ters ilmeği arka yüzde düz olarak örüyoruz. Saç örgüsü modelimiz için 6 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Modelden sonra 1 ilmek ters örüyorum. 6 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek düz ördükten sonra 1 ilmek ters örüyorum. Saç örgümüzden önce 1 ilmek ters ilmeğimiz var. Saç örgümüzden sonra da 1 ilmek ters öreceğiz. Saç örgü modelimiz için 6 ilmek düz örüyoruz. 1 ilmek ters örüyorum. Sıra sonunda 6 ilmek haroşa ilmeğim var. 6 ilmek patımız için ayırdık arkadaşlar. Şimdi bu sırada ilik açacağım. 2 ilmek haroşa örüyorum. Alttaki ipi şu şekilde şişime takıp ters olarak örüyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Burada 1 ilmek kesmiş, 1 ilmek artırmış olduk. Yani iliğimizi açtık. 1 ilmek haroşa örüp sıra sonundaki ilmeği de örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde pat ilmeklerimizi haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pat ilmeklerimden sonra 1 ilmek düz, saç örgüsü modelimde olan ilmekleri ters örüyorum. Arka yüzde ters olarak örüyoruz. 6 ilmek ters örüp 1 ilmek düz örüyorum. Şimdi tekrar 6 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Saç örgüsü modelimde olan ilmekleri ters olarak örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Şimdi sıra sonunda 12 haroşa ilmeğim kaldı. 2, 4, 6, 8, 10, 12. İlmeklerimi sıra sonunda 1 ilmeğim kalana kadar haroşa olarak örüyorum. Sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime takıp sıra başında ters olarak öreceğim. İki ilmek haroşa ördükten sonra bir ilmek ters örüyorum. 6 ilmek düz örüyorum. Saç örgüsü modelimizde olan ilmekleri ön yüzde düz olarak örüyoruz. Bir ilmek ters örüyorum. Saç örgüsü modelimizin hem sol kenarında hem de sağ kenarında bir ilmek tersimiz var. Bu ters ilmekleri arka yüzde düz olarak örüyoruz. Arada olan 6 ilmeğimizi düz olarak örüyorum.
Bir ilmek ters örüp saç örgüsü modelimde olan ilmekleri düz olarak örüyorum. Modelden sonra bir ilmek ters örüp pat ilmeklerimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüze geçtim. Saç örgüsü modelimizin kenarlarında olan ilmekleri düz olarak örelim. Diğer ilmeklerimizi ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. 12 ilmek haroş örüp 1 ilmek ters ilmeğimi ördüm. Şimdi saç örgüsü modelimizde olan ilmeklerin yerlerini değiştireceğim. İlk 3 ilmeği şişimden çıkardım. Son 3 ilmeği ise sağ şişime taktım. Çıkarmış olduğum ilk 3 ilmeği sol şişime takıp sağ şişimde olan ilmekleri de sol şişime geçirip 6 ilmek düz örüyorum. Modelden sonra 1 ilmek ters örüp 6 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Yine saç örgüsü modelimizde olan ilk 3 ilmeği şişimden çıkarıp son 3 ilmeği sağ şişime geçirip çıkarmış olduğum ilmekleri ise sol şişime geçiriyorum. Sağ şişimde olan ilmekleri de sol şişime geçirip düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters örüp pat ilmeklerimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüze geçtim. Arka yüzde yine saç örgüsü modelimizin kenarlarında olan ilmekleri düz olarak örelim. Diğer ilmekleri ters olarak örüp ön yüze geçelim. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. Burgularımızı ve arada olan düz ilmeklerimizi arka parçamızda olduğu gibi öreceğiz arkadaşlar. Model sıralamamız ön parçada da arka parçada olduğu gibi devam edecek. Bu şekilde yine 40 haroşa sırasına tamamlayacağız arkadaşlar. Daha sonra ön parçada da kesim yapacağız kolumuz için. Bu kenarda 6 ilmek keseceğiz. 11 haroşa sırasında bir de iliklerimizi açacağız. Şimdi 40 haroşa sırasına tamamlayalım. Kolumuz için kesimlerimize geçelim. Sağ ön parçamızı ilk haroşadan sayarsak 40 haroşa sırası olana kadar ördüm. Şimdi kolumuz için kesimlerimize geçiyoruz. 11 haroşa sırasında bir de iliklerimi açtım. Toplamda 4 tane iliğimiz var. Şimdi 6 ilmek keseceğim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 1 Yine 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. 2 3 4 5 6 6 ilmek kestim. Bu kenarda 6 ilmek haroşamız kaldı. 12 ilmeğimizin 6'sını kestik. 6 ilmek haroşamız kaldı. Şimdi 1 ilmek ters örüp 6 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters örüp şimdi 2 sıra haroşa öreceğim. İlk haroşa sırasındayım. Düz ilmeklerimin üzerine haroşa olarak ördüm. 1 ilmek ters örüp 6 ilmek düz örüyorum. Bu sırada yaka kesimlerine başladığımız için arkadaşlar burgumuzda olan ilmeklerin 5 tanesini düz olarak örüyoruz. Bir tanesini yanındaki ters ilmekle birlikte örerek keseceğim. Yani 6. düz ilmeğimle yanındaki ters ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. 6 ilmek haroşa örüp sıramızı tamamlıyoruz. Bu sırada yakamız için kesimlerimize başladık. Şimdi arka yüze geçiyorum. 6 ilmek haroşa örüyorum.
6 ilmek haroşadan sonra bir önceki sırada kesmiş olduğumuz ilmeği düz olarak örüyorum. Bu ilmeğimiz yine düz olarak devam edecek. 5 ilmek ters örüp 1 ilmek düz örüyorum. Şimdi 6 ilmek ters örüp 1 ilmek düz örüp saç örgüsü modelimde olan ilmekleri ters olarak örüyorum. 1 ilmek düz örüp sıra sonunda kalan ilmekleri haroşa olarak örüp sondaki ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Modelimiz aynı şekilde devam edecek. Yine bu sırada burada bir ilmek keseceğiz. Yakamız için her ön yüzde birer ilmek kesmeye devam edeceğiz. Şişimizde 20 ilmeğimiz kalana kadar yakamız için kesimlerimize devam edeceğiz. Saç örgüsü modelimden önce bir ilmeği ters ördüm. Şimdi saç örgümüzde olan 4 ilmeği düz olarak örüyorum. 5. düz ilmeği yanındaki ters ilmekle birlikte ters örerek kesiyorum. Pat ilmeklerimi örüp sıramı tamamlıyorum. Kesimlerimize bu şekilde her ön yüzde birer ilmek keserek devam edelim. Şişimizde 20 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi keselim arkadaşlar. O kısma kadar örüp gelelim. Yaka oyuntusu için 6 ilmek patımızdan önce her ön yüzde 2 ilmeği birlikte örerek kestim. Şişimde toplamda 20 ilmeğim kaldı. Şimdi 20 ilmeğimle kol kesimini yaptıktan sonra 23 haroşa sırası olana kadar öreceğiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 sıramız olmuş. 10 haroşa sırası daha örelim. Arka parçamızı kesmiş olduğumuz gibi kesip bu parçamızı da tamamlayalım. Sağ parçamızı 23 haroşa sırası olana kadar ördüm. Arka yüzde hem örüp hem kestim arkadaşlar. Arka parçamızı kesmiş olduğum gibi ön parçamı da kesip sağ parçamızı tamamlamış oldum. Sol parçamızı da kol kesimine kadar ördüm. İlk haroşa sırasından sayarsak 40 haroşa sırası olana kadar ördüm. Şimdi burada 6 ilmek kolumuz için kesim yapacağız. Sol parçamızın sağ parçadan tek farkı pat kısmı sağ tarafta, 12 haroşa ilmeğimiz ise sol tarafa gelecek şekilde ilmeklerimizi ayarlıyoruz. Modelimizi yine orta kısma sağ parçamızda olduğu gibi kuruyoruz arkadaşlar. Şimdi sol parçamızın kol kesimine geçelim. Bu defa arka yüzde kesim yapıyoruz. Arka yüzde ilk ilmeği ters olarak ördüm. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. İlmek yönlerimizin düzgün olarak gelmesi için iki parçada da kesimlerimizi farklı yapıyoruz arkadaşlar. Diğer parçada ön yüzde iki ilmeği birlikte örerek kestik. Bu parçada arka yüzde bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyoruz. Yine burada da 6 ilmek kesiyoruz. Bir ilmek daha kesip 6 ilmeğe tamamladım. Şimdi arka yüzde ilmeklerimizi örüp ön yüze geçelim. Yakamız için ön yüzde kesimlerimize başlayalım. Ön yüze geçtim. Yaka oyuntusu için bu sırada kesimlerimize başlayacağız.
6 ilmek pat ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Pat ilmeklerimden sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. İlk ilmeğimizi kestik arkadaşlar. Şimdi ilmeklerimizi aynısı gibi örmeye devam ediyoruz. Her ön yüzde 6 ilmek patımızdan sonra 2 ilmeği birlikte örerek keseceğiz. Diğer parçada olduğu gibi bu parçada da 20 ilmeğimiz kalana kadar kesip daha sonra kalan 20 ilmekle 23 haroşa sırası olana kadar örüp gelelim. Sol parçamızı kol kesiminden sonra 23 haroşa sırasına tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimi 6 ilmek kalana kadar keseceğim. İlk ilmeği ters olarak ördüm. Bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kesimlerimizi diğer parçalarda yapmış olduğumuz gibi yapıyoruz. Sıra sonunda 6 ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi keselim. 6 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi kestim. Şimdi kalan 6 ilmeğimi haroşa olarak örmeye devam edeceğim. Sıra sonundaki ilmeği örmeden aldım. Sıra başında ters olarak örüyorum. Yine sıra sonundaki ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüzde sıra başında ters olarak örüyorum. Yeleğimizin yakasını bu şekilde haroşa olarak örelim. Ördükten sonra toplamda kaç sıra ördüğümüzü söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi yakasını örüp gelelim. Yakasını 19 haroşa sırası olana kadar ördüm. Burada ilk haroşadan sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Şimdi keselim. Daha sonra dikerek birleştireceğiz. İlk ilmeği ters örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kesip tamamladık. Şimdi arka parçayla ön parçalarımızı birleştirelim. Arka parçamıza sağ ön parçayı kenarlardan dikerek birleştirdim. Diğer kenarı birlikte dikeceğiz. Omuz kısmını ise 6 ilmek haroşamıza kadar dikerek birleştirdim. Şu kısma kadar dikerek geldim. Bu kısmı bu şekilde açık bıraktım, dikmedim. Şimdi sol parçamızı yeleğimizin üzerine koyuyorum. Omuz kısmını tam şu kısma kadar dikeceğiz. Daha sonra örmüş olduğumuz yakamızı da ense kısmına birleştireceğiz. Sol parçamızı şu şekilde arka yüze çevirip tam şu kısma kadar dikeceğim. Bir ilmek arka parçadan, bir ilmek de ön parçadan alarak omuz kısmını birleştiriyorum.
Tam şu kısma kadar dikerek birleştirelim omuz kısmımızı. Omuz kısmını dikerek birleştirdim. Dikişimizin önden görüntüsü de böyle arkadaşlar. Şimdi yine örmüş olduğumuz yaka kısmını ense kısmına birleştiriyorum. Örmüş olduğumuz yakamız eksik gelirse arkadaşlar birkaç sıra fazla gelirse de birkaç sıra eksik örebilirsiniz. Şimdi yakamızı tam şu kısma kadar dikelim. Daha sonra burada pat kısmımızla birleştireceğiz. İkisi birbirine denk gelecek şekilde birleştireceğiz. Tam şu kısma kadar dikelim. Yakayı ense kısmına birleştirdim. Şimdi 6 ilmek haroşamız, burada pat ilmeklerimiz vardı arkadaşlar. 6 ilmek haroşa ile de yaka ördük. İkisini şimdi birbirine birleştireceğiz. Şimdi birleştirdikten sonra ipleri aralardan gizleyerek kaybedelim. İplerimi gizleyip kestim. Dikişimizin önden görüntüsü böyle arkadaşlar. Omuzları birleştirmiş oldum. Şimdi kenar dikişini nasıl yapıyorum onu da göstereyim. Kenarları örerken tırtıklı olarak örmüş olduğumuz kısımlara batarak birleştiriyoruz. Bir ilmek arka parçadan, bir ilmek ön parçadan, bir ilmek arkadan, bir ilmek ön parçadan alarak bu şekilde kenarları birleştiriyorum. Kenar kısmını dikelim. Daha sonra düğmelerimizi dikip yeleğimizi tamamlayalım. Düğmelerimi dikip yeleğimi tamamladım. Gerçekten çok güzel bir yelek oldu arkadaşlar. Arkasını da göstereyim. Arkası da böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.